Öncelikle bu anlamlı gezileri bizleri birlikte olan tüm dostlarımızı en içten dileklerimle selamlıyorum. Hepiniz Büyükçekmece Fenerbahçe İş İnsanları Derneği 30 Ağustos Zafer Bayramı gecemize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün çok anlamlı ve çok değerli. Bu nedenle derneğimizin ilk büyük buluşma etkinliğini bugün gerçekleştirme kararı aldık. 30 Ağustos 1922'de Dumlupanar'da Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan büyük taarruzda 99. yıl dönümünü sizlerle bu coşkuyu, gururu paylaşmak için derneğimiz için en özel günümüz sahip. Bu büyük zaferi kazandıran, bağımsızlık için mücadele eden, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazileri ve şehitlerimizi saygı ve özlemle anıyoruz. Evet, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu noktada biraz önce ifade edildiği gibi bu organizasyonda elde edilecek olan tüm gelirin şehit ailelerine aktararak olmasından dolayı çok gururluyuz. Hiçbir koşulda haklarını ödeyemeyeceğimiz gazi ve şehitlerimiz ailelerinin manevi olarak yanlarında olduğumuz gösterebilmek bizler için çok ama çok anlamlı olduğundan dernek olarak böyle bir karar aldık. Bu vatan uğruna can vermiş olan tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Sizlerin çok zamanını almadan bir iki cümleyle derneğimizin kuruluş sürecinden söz etmek istiyorum. Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneğimiz 2020 yılında kurulmuş olup dünyayı etkisini alan Covid-19 pandemisinin en yoğun yaşandığı günlerde kuruluşumuzu gerçekleştirdik. Bu salonda kuruluş sürecimizde birlikte çalıştığımız birçok Fenerbahçeli, kurucumuz ve üyemiz birlikteyiz. Bu isimleri tek tek saymak istemiyorum. Çünkü çok sayıda kişinin özverili çalışmasıyla derneğimizi kurduk, faaliyetlerimizi başladık. Kısa sürede birçok toplantı, etkinlik yaptık. Pandemimizin kısıtlamalarına rağmen birçok çalışmayı hayata geçirdik. Bu noktada kuruluş fikrinin hayat bulduğu ilk günden bugüne başta saygıdeğer başkanımız Ali Koç olmak üzere önceki dönem şube ve dernekten sorumlu yönetim kurulu üyemiz Sayın Sevil Becan, dernekler sorumlusu kurulu üyemiz Sevil Becan, bu dönemdeki şube ve derneklerden sorumlu kurulu Sayın Ruşen Çetin, şube ve dernekler bilim yönetim danışmanı Doçent Doktor Erdal Şen ve bu süreçte yanımızda olan tüm kulüp yönetimi ve çalışanları derneğimiz adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sözlerime burada son verirken 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. Ay yıldızlı ulu bayrağımızın sarı lacivert şanlı bayrağının altında ülkemiz ve Fenerbahçemizin nice zaferleri, başarıları, bayramlarını hep birde kutlamak dileğiyle saygılarımı sunuyorum. Yani başkanımıza, çok teşekkür ediyoruz.